İlk defa bugün o yok. Biz de zamana uyuyoruz bir şekilde. Ağır baskı dönemlerinde başka yollar buluyorsun. İşte böyle dönemlerde başka yollar buluyorsun ama üretim devam ediyor. Önemli olan onun Evet. ayakta kalabilmek yani. Sözünü ettiğimiz dönem 68 kuşağı ve dünyadaki bu çalkantı, bu isyancı gençlik, kurulu düzenlerin sorguya çekildiği yeni bir düzen arayışı içinde politik tiyatronun da tavan yaptığı dönem. Zirve, Brecht her zaman vardı ama o dönemde sadece solcu tiyatrolar değil, her tür tiyatro Brecht oynamaya başladı. O zamana kadar hep yılın en çok oynanan yazarı Shakespeare'dir. Bu o yıllarda Brecht öne geçti. Siz sadece bir takım ipuçları veriyorsunuz. Bir mesaj hoş bir şey değil Değil. yani. Şu şöyledir ama bunu yaparsanız memleket kurtulur diye bir mesaj zaten. Yok. Komik olur, ilkel olur. 50 yılda 63 yapım demiş Evet. kitap. Evet. Dile kolay, hiç şey değil. 50 Evet. yılda 63, yani her yıl bir oyun, hatta daha fazlası yeni Fazla. bir oyun çıkıyor anlamına İlk yıllarda yılda 3-4 oyun yapabiliyorduk. geliyor. Öyle. Nasıl yapıyormuşuz? Değil mi? İnsan hayret Ne, ediyor. nasıl Gerçekten. yapıyormuşuz? Ama bu oyun çok büyük bir fiyasko oldu. Biz herkes bekliyor. Ya Genco Erkal işte arkadaşlarından tiyatro kurmuş, kendi tiyatrosunu yapacak bilmem ne, politik tiyatro, o falan derken daha fare doğurdu. Bir ay sonra kimse yok tiyatroda, seyirci gelmiyor. Bir felaket oldu. Ama bu çok ilginçtir. Sonradan buna benzer gerçek partiler kuruldu, haysiyetli, milli kalkınma ile ilgili. Bizim tüzüğümüz vardı, komediydi aslında, bir kabare oyunuydu bu. O tüzükte yazılanlar sonradan gerçekleşti. Ve partinin amblemi horozdu. Gerçekten sonra 12 Eylül'den sonra horoz Horoz amblemli kullanıldı, evet. bir parti de kuruldu. Yani o geleceği haber veren bir oyunmuş. Hangi seneydi? Hangi seneydi Bu 69. o? Seyircilerimizin desteğiyle ayakta duruyoruz biz. Evet. Ama o kadar güçlü ki o destek, ayakta durabiliyoruz. Sadece tiyatro yetmedi. Evet. Bu sosyal medya mecra açılınca, dedik bak, bu sahnede söyleyemediğimiz çünkü bir metne bağlısın. Orada onu dışına çıkamıyorsun. Ama söylemek istediğim yazıyorum gidiyor ondan sonra.